tam hastanın herhangi bir rahatsızlığı, bir kaybının olmadığı yer. 48'den başlıyor. Hastalık ilerledikçe puan kaybediyor. 0 en kötü durum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu fark, bir kısım hastalar 48'den çok bir yıl içerisinde 0'a düşerken, bir kısım hastalar 84 ayda 0'a gelmişler. Yani demek ki hem klinik açısından zengin, farklı, hem de gelişim açısından çok farklı olduğunu görüyoruz aslında. Artı bunlar birliktelik gösterdiğinde artık bunları iyi biliyoruz. Mesela tek başına eğer üst motor nöron tutulumu varsa, hastalığın şiddeti buysa, eğer buna evvelte sadece alt motor nöron tutulumu varsa, şiddeti buysa, ama ikisi beraberse şiddeti daha yüksek oluyor. Ve buna bir de hele frontal bölgedeki eklenmişse, frontal bölgede eklenme hastanın klinik şiddeti daha da artıyor. Frontal etkilenme sadece alt motor, üst motor nöron tutulumuysa da daha hafif gerçekten birlikte tutulmasına göre. Böyle bir ilişki de gösteriyorlar. Şimdi nasıl tanı koyacağız? Şarko'nun tanımladığı biçimde ele alırsak, ilerleyici bir kas güçsüzlüğü olacak, atrofi olacak, yani hiperrefleks olacak ve spastisi olacak. Bunları içeren bir, bunu EMG ve ilet hızlarıyla elektrofizyolojik olarak görüntüleme ve patolojileri desteklediğiniz zaman, yani Charcot triadı tanımlandığı zaman hastalığı ALS demeniz mümkün. Şimdi burada biz 4 tane bölge tanımlıyoruz insan bedeninde, yine klinik gidişine bağlı. Bir tanesi bulbar bölge dediğimiz bölge, diğer üst ekstremite dediğimiz bölge, bir alt ekstremite dediğimiz bölge, bir torakal bölge olmak üzere 4 bölge tutulumuna göre sınıflandırıyoruz. Eğer 3 bölgede hem üst hem alt motor nöron tutulumu varsa buna kesin ALS diyoruz. Eğer iki bölgede üst ve alt motor nöron tutulumu varsa buna muhtemelen ALS diyoruz. Elasporiyal kriterlerine göre Mehtap bahsetmişti burası aslında. Ama iki bölgede hem diyelim ki üst ekstremitede hem atrofi görüyorsunuz, hem refleksler canlı, hem altta iki bölge tutulmuş. Torakal ve bulbarla ilgili bulgunuz yok ama bu ALS yine. Ama muhtemel ALS. Şimdi bir bölgede tutulmuşsa bir üst ve alt motor nöron bulgusu, ama buna siz EMG ile iki bölgeyi de göstermişsiniz elektrofizyolojik olarak, ki bu da hani avajı kriterleri gibi, onlardan bahsetmeyeceğim ama onlar eklenerek elde edilen bir bulgu. O zaman buna biz yine muhtemel ALS diyoruz. Laboratuvar destekli ama muhtemel ALS diyoruz. EMG burada işin içinde çok giriyor gerçekten. Grup değiştiriyor. Eğer bir bölgede sadece mesela üst ekstremitede, sadece alt ekstremitede, sadece bulbar bölgede birinci bir alt, üst ve alt motor nöron tutulumu varsa buna olası ALS diyoruz. Bir kısım hastalar genetik olarak mutasyonu gösterirse o da kesin ALS'ye giriyor. Tek oldu. Şimdi kalıyor bir tane şurası. Sadece üst motor nöron tutulumu var veya birinde de sadece alt motor nöron tutulumu var. İşte burası şüpheli ALS. Şimdi gerçekten işin zor kısmı burası. Yani şimdi şurada tanı kolay ama burada burası sorun aslında. Yani bizim tanı gecikmesine, hastanın kliniğindeki tanı gecikmesine yaklaşık 1,5-19 ay gördüğünüz gibi. Dünyada da neredeyse 19 ay, 20 yıl, 20 aya çıkıyor, 22 yıla çıkıyor. Tanı gecikmesinin sebebi aslında şuna varmak için buradan başlıyor olmanız. Dolayısıyla bizim eğitimde ve kavrayışta üst motor nöron tutulumu ve alt motor nöron tutulumu olan bir olguda, yani diğeri var mı diye bakmamız lazım. Özellikle bunu öğrenci arkadaşlarıma söylüyorum. Yani demek ki bir hastada üst motor nöron bulgusu buldunuz. Tamam, odur ama aynı ekstremitede alt motor nöron bulgusu var mı diye sormamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o hastada yoksa tamam, sorun yok. O zaman diğer nedenle, ama ikisi beraberse o zaman işte bu grup şuradasınız demektir. O zaman bir şüpheli ALS ile karşı karşıyasınız demek. Tabii yine söylüyorum, dersinde söylüyorum. Şüphelerimizi hastaya aktarma hakkımız yok. Biz hastalara bildiğimiz daha onun başa çıkamaz şüphelerle hasta. Bizim başa çıkmamız lazım. O zaman hastayı ne yapacağız? İzleyeceğiz. Ama şüphemizi hastaya aktararak değil. Ama biz izleyeceğiz o hastayı. Ve diyeceğiz ki 3 ay sonra tekrar gel. Başka bir ekstremiteye yayılıp yayılmadığına bakacağız. Eğer tutum varsa o zaman hastaya biz bu grubun içerisine sokacağız. Yani bizim aslında en çok durduğumuz şu ana kadar, şimdiye kadar burası iken aslında bizim en çok durmamız gereken yer burası. Yani tek tutum ama üst ve alt motor nöron tutulumunu birlikte aramamız gerekiyor. Daha doğrusu burası deyince bakın aslında üst ve alt birinci bölge, tek bölge tutulumları her zaman
aklımızda üst ve alt motor nöron tutulma açısından bir hekimin temel kafasında soru işareti olması gereken bir yer. Nadir hastalık olduğu için sanki bu bilinmesi olur gibi giriyor ama bu sınır çiziyor. Yani sınır çizdiği için bu kavramı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hastalarımızdaki, tanıdaki yaşadığımız sorun bu. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Zamanımın ne kadar... üst motor nöron belirtili, hastalar size katıldıktan, üst motor nöron bu sonra katıldıktan, yavaşlıktan, hareket koordinasyon bozukluğundan, günlük aktivite zorluklarından, ki bunlar non-spesifik gördüğünüz gibi, küçük nesnelerin kullanımındaki zorluktan yakınabilir, yürüme bozukluğundan yakınabilir, yürüyüşün bozulduğunu, ağırlaştığını, kötü olduğunu, dengesinin bozulduğunu söyleyebilir, istemsiz ayak kasılmalardan yakınabilir, alt motor nöron bulgusu olarak güçsüzlükten, kas erimesinden yakınabilir size. Günlük aktivitelerinde zorluklar, küçük nesnelerin kullanımında zorluklardan, oturup kalkmadaki zorluklardan, seyirmelerden yakınabilir, dengesizlikten, sendirmeden yakınabilir. Bunu hasta yakın olarak belirtebilir size. Ama ne bulgular bulabilirsiniz? Spastisiteyi muayenede görebilirsiniz. Alternatif hareketlerde yavaşlamayı, reflekslerin canlanmasını, atrofik kasta refleksin varlığını görebilirsiniz. Refleksin yayılmasını görürsünüz ki en çok göstereceğim birazdan da videolarda. Hoffman bulgusunu, çapraz adüksiyon refleksi, yani bir reflekse bakarken diğer adüktörün aktif olduğunu görebilirsiniz. Triple fleksiyonu görebilirsiniz. Babinski bakarken hem disk fleksiyonu hem kalça fleksiyonunun olduğunu görebilirsiniz. Yürüme bozukluğunu, spastik yürüyüşü görebilirsiniz. Burada da bir hastamınkini göstereceğim. Bakın, böyle bir yürüme bozukluğu da geldi. Şimdi yani yürüme bozukluğu bu hastanın geliş nedeni bu. Yıllar önce kaydettiğimiz bir şey. Şimdi serebeller testleri tamamen normal. Yürüme bozukluğu içerisinde diğer bulguları, yani size bu getirebilir. Bu spastik tam yürüme değil. Sanki pelvis bölgesinde kas güçsüzlüğü varmış gibi gözüküyor ama bir büyük artıda üst motor nöron tutumunda başlayan bir hasta. İkinci motor nöron bulguları ellerdeki transek el kaslarındaki beceriksizlikten, düşük ayaktan, ki cerrahi iğnelerin sebebi olan da büyük ölçüde bunlar oluyor. Asimetrik başlangıçlı düşük ayak, eldeki atrofiler bunlar. Hastanın cerrahi gitmesi, diskopati nedeniyle cerrahi olmasına sebep oluyor. Proksimal kaslarda güçsüzlük, topukta yürümede güçlük, kalkma, oturup kalkmada zorluk, şınavda güçsüzlük, yürüme bozukluğu, paytak yürüyüş gibi yakınmalarla size gelebilir hasta. Şurada bir iki tane çok önemsediğim şeyi göstereceğim. Eğer bana şans verirse. Bakayım yapma. O zaman gördünüz bak hep bu oluyor ya. Biliyorsunuz bu sunumların en büyük şeyi bu. Problemi. Bunu buradan, buradan, şuradan. Bakın bu bir refleks yayılma. Bakın ben aslında stüdyoya bakıyorum ama biceps aktif oluyor, parmak fleksörleri aktif oluyor. Yani bunu gördüğünüz zaman bu hani görüyor musunuz parmak fleksörleri aktif oluyor. Biz anlıyoruz ki bu hastada ağır ileri bir birinci motor nöron bulgusu var. Bu da, daha kısa kesmiştim içeride onun iniş sonuna geçelim. Burada yine bunun yayılması Hoffman. Alt ekstremite kolonusu var. Onu da göstereyim size. Alt ekstremite kolonusunun olduğu slide olacak. Patella kolonusu. Tamam hocam. Kusura bakmayın bu sesle. Bunları muayenede görebiliriz. Evet. Peki yine ben konuşmama şuraya geçeyim slide'a. Babinski refleksini görebiliriz ve trit yayılmayı. Bunlar maalesef yandık. Biraz evvel test ettiğinizde evet, ilginç oldu gerçekten. Flail arm'da şurayı tekrar geçeyim. Flail arm'da, ha belki yine şey yapınca mı olacak? Belki. Flail arm'da gördüğünüz gibi deltoidlerdeki o atrofiyi görebilirsiniz. O sırada da parmaklardaki fleksör yayılmayı gördüğünüz zaman yine hastalığı düşünebilirsiniz. Yani aynı ekstremitede hem biri hem ikinci motor nöron bulgularını birlikte görebilirsiniz. Diğer bir şey de burada bakalım görebilecek miyiz? Bu da fasikülasyonlar yine.
Ya baktığımız halde oluyor, görüyor musun? Çok üzülüyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım şimdi. Fasikülasyon. Hasta da yakınıyor. Biz de bunu çok görüyoruz. Beklemeniz gerekiyor. Beklediğiniz zaman özellikle şurada göreceksiniz. Görüyor musunuz? Yani beklediğiniz zaman, eğer uğraşırsanız beklediğiniz zaman göreceksiniz. Zaman, yani 90 saniye beklemenizi öneriyorlar. Hemen böyle böyle hızlı bir şekilde geçtiğiniz zaman görmeyebilirsiniz, atlayabilirsiniz. Ama o size ikinci motor nöron tutulum açısından çok kıymetli bir bulgu olarak gelecektir karşınıza. İnterosos, eldeki atrofi çok tipik. Splintal el dediğimiz özellikle kenar kaslardaki ve birinci dorsal interosos'taki atrofiye bağlı olarak ortaya çıkan bir tür pençe el diye tanımladığımız el. İlerlediğinde bu hale geliyor. Bu el ilerlediğinde bu hale geliyor. Hem interosos'lardaki hem de kenar kaslardaki atrofi. Bunlar dikkati çektiğinizde düşünmeniz gereken hastalık. Bulbar bulgular da var tabii ki. Bulbar bulgular özellikle önemli. Bunlar da konuşmada bolluk, özellikle yemede, çene açıp kapamadaki zorluklar, yutma zorluğu, artikülasyonda bozukluklar, laringospazmlar, yutulmasındaki problemler, uygunsuz ağlama ve gülmeler, bunlar hepsi bulbar üst motor nöron tutulumu olabilir veyahut da alt motor nöron tutulumu olarak da fasial kaslardaki güçsüzlüğe bağlı göz açıp kapamada zorluklar, çiğnemede zorluklar, çene açıp kapatmada zorluklar, yine disfaji, boğulma hissi, dizartri ve ses kısıklığı ile karşılaşabiliriz. Bunlarla ilgili çene refleksi özellikle burada kıymetli. Çene refleksinin alınması ve canlanması yine çenedeki spastisi bizim için klinikte önemli olabilir. Şunu burada çalışacak mı? Çalışmadı. Ben yine şuradan göstereceğim. Çok üzgünüm buna ama onu da göstermek istiyorum size. Çene refleksini. Bu reflekse de rutinde bakmıyoruz ama bakın. Ve kulonusa da dönüşüyor. Yani onu aldığınız zaman artık üst motor nöron tutulumunu, bulbar bölgede üst motor nöron tutulumunun en önemli bulgusuyla karşı karşıyasınız demek. Dolayısıyla aslında yine bakın yani tanıda en kıymetli olan aracımız aslında nörolojik muayene. Konuşma bozuklukları ile ilgili kısım var, onları göstermeyeceğim. Zamanım harcamış oldum. Evet, peki bunları geçeyim. Şimdi aslında büyük ölçüde Charcot hastalığın bu klinik patolojik korelasyonunu kurmuştu. Yani lateral sklerozla ve ön boynuz tutulumuyla oluşan bu kliniği büyük ölçüde tanımlamıştı. Ve bize de okulda bizim öğrencilerimiz zamanında bu öğretilmişti. Salı dersleri bunlar. Her salı salı derslerinde vaka alıyor ve kitap halinde gerçekten her bir vaka problem. Ama hastalığın ilerleme hızı ve özellikleri ve patolojik korelasyonu aslında bir ölçüde ele alınmalısı gerekiyordu. Daha sonra bu ele alındı. Genotip de fenotip. Genetikteki ilerlemelerden sonra artık bugün genotip fenotip korelasyonu önemli. Bunun geçilmesi gerekiyor ve hastanın ilerleyen yayılma özellikleri ve patolojik korelasyonu gerekiyor. Şimdi bu son konuyu, yani hastanın ilerleme, yayılma ile patoloji arasındaki korelasyon Charcot'un da kafasındaki soruydu. Charcot onun için şöyle bir model öneriyor. Bulber'den başlıyor ve hatta servikalden başlayabilir diyor hastalık. Hem üst hem alt motor nöron tutulumu olabilir diyor. Tek tutulum olsa buna protopatik tutulum diyor. İkili tutuluma dötropatik ve ALS dötropatik tutulumdur diyor kendisi. Ve diyor ki servikalden başlarsa lumbosakrala iner. Bulber'den başlarsa servikale iner. Servikalden lumbosakrala yayılır ve nadiren de olsa lumbosakraldan bulber'e geçer. Böyle horizontal bir yayılım tanımlıyor Charcot. Bovers de başka bir modelden o da. O diyor ki servikalden başlarsa ilk önce öbür servikale geçer diyor. Burada Charcot'unki vertikal, burada ise Bovers'a horizontal. Yani diyor ki servikalden başladıysa servikale geçer.
Bu sakral aşağıda inebilir buradan da. Ama o lumbosakralda geçerse, lumbosakralda başlarsa diğer lumbosakralda geçer. Ve bu bulbere yukarı çıkarsa da bundan sonra çıkar gibi söylüyor. Yani birisi vertikal hipotez, diğeri horizontal hipotez söylüyor. Tabii bu konu bayağı o dönemde, yani sonra tabii uzun bir süre sessiz kalınmış gözüküyor. Ta 2007'lere kadar bunu tekrar ele alan bu konuyu gizlenli bir şekilde alan Rabbits ve arkadaşları. Onlar bu konuyu tekrar ele alıyorlar. Bunun üzerinde durmayacağım çünkü zaman ve onlar bu fokalitesini üzerinde duruyorlar ve onların önerdikleri model şu. Diyorlar ki üst ve alt motor nöron bağımsız başlayabilir. Ama başladığında komşulukla yayılır. Hemen söyleyeyim. Yani burada başladı, üst de burada. Sinyal de burada başladı. Daha sonra bu kendi çevresine yayılır. Daha sonra onun karşı komşuluğuna geçer. Hem spinalde de aynı şekilde. Ve böyle bir yayılım gösteriyor diyor hastalığı. Bu bizim hastalığı anlamamız açısından çok önemli. Bunlar fokalite, yani bağımsız fokalite başlayışı hipotezi bu aslında levitasyonun. Bununla ilgili epeyce bir şey var, yayın var. Yani bu konuda destekleyen. Ama fokal başlamasını, hastalığın ağırlığını fokal başlamasıyla açıklayanlar da var. Bu süre içerisinde. Bunları hızlı geçiyorum ve iki tane büyük yaklaşım var. Başlangıç mekanizması, yaygın başlangıç veya da yerel başlangıç. Yayılma mekanizmasına da göre komşuluk yoluyla yayılım veya strateji yayılım. Yani buna hepsi başka bir mekanizma olması lazım diye düşünülen bu iki alt gruba ayrılıyor. Ben şimdi bunları geçeyim. Çok sayıda örüntü var. Bulber atlamalı örüntü. Yani bulberden başlıyor, lumbara geçiyor, servikale geçiyor sonra. Ya da servikalden başlıyor bulbere, bulberden lumbere geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bulber atlamalı olabilir, servikal atlamalı olabilir, lomber atlamalı olabilir, döngüsel olabilir. Yani servikalden başlayıp lumbasakradan diğer lumbasakradan sonra tekrar servikale döngüsel yol izleyebilir. Ya da çapraz gösterebilir, oradan oraya, oradan tekrar. Gördüğünüz gibi çok sayıda döngü de var, örüntü var, yayılma örüntüsü. Bunu EMG ile de fokalite başlayışını destekleyen EMG çalışmaları var. Ben size şuraya getireceğim. 2017, bunlar yine benzer yaklaşım. Fokalite başlıyor, sonra karşı tarafa yayılıyor, daha sonra da daha jeneriniz oluyor. Büyük ölçüde sanki hastalığın gelişimi böyle. Bunu 2020'de bizim grup, Avrupa Birliği çalışmasındaki grup tekrar ele aldı kendi şeylerinde. 1300 hasta üzerinden 1000'e kadar inen gruptan bunu değerlendirildiklerinde de bizim de geldiğimiz nokta şu oldu. Hastalık fokal başlıyor, bir fokalitesi var. Servikalden başladığında bulbere çıkmıyor. Servikalden başladığında lumbosakrala iniyor. Bulber başlarsa servikale iniyor. Bu üst motor nöron tutulmasından. Yani üst motor nöron tutulmasından ve alt motor nöron tutulmasından. İki büyük parçada alındı. Üst motor nöron tutulmasından bulber başlarsa servikale iniyor. Servikalden lumbosakrala iniyor. Ama servikal başladıysa bulbere çıkmıyor üst motor nöron. Servikalden başladıysa lumbosakrala iniyor. Alt motor nöronsa bulber başladıysa servikale iniyor. Servikalden lumbosakrala inebiliyor ama servikal başladıysa bulbere çıkabiliyor. Lumbosakrala başladıysa servikal. Ama ayrıca da böyle atlamalı olarak da bulberden lumbosakrala olan grupta var, lumbosakrala olan grupta var. Sonuç olarak şöyle deniliyor. Alt motor nöron dejenerasyonu komşuluk yoluyla bölgesel ilerlemekte. Üst ve alt motor nöron dejenerasyonu görece bağımsız. Üst motor nöron lezyonu beyin sapında olurken losral kaudal alt motor nöron kaybının hızlanmasına neden olmakta. Primer lateral ilerleme daha yavaş. Spinal kort ve bulbar bölgeler üst motor nöron tutumuna alt motor nöronların direnciyle uyumlu. Farklı motor nöron hastalığı sendromlarında altta yatan farklı süreçlerin varlığını gösteriyor. Yani gerçekten demek ki farklı süreçler var. Sözümü yine Jean-Martin Charcot'un sözleriyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, bir hastalığın nasıl tedavi edileceğini öğrenmek için öncelikle onu nasıl tanıyacağımızı öğrenmeliyiz. Tanı, tedavinin en güçlü bileşenidir. Nörologlar olarak bu olmasa yanlıştır. Hastalarımıza çünkü söylediğimizde tanıyı söylüyoruz ama tedavi yoktur dememiz gerekiyor aslında. Yani tedavi aslında tanıyı söylemek oluyor. Bu açıdan çok kıymetli gerçekten tanı. İkincisi de şu da, hastalık çok daha eskidir ve bu konuda hiçbir şey değişmemiştir. Aslında eskiden fark edilmeyeni tanıyarak öğrenen, değişen
biz diyor. Evet, çok teşekkür ederim dikkatiniz. Çok teşekkür ederiz. Güzel konuşmalıdır. Şimdi soru ve katkı sorulmak isteyen varsa alabiliriz. Hocam ben hakikaten hem bir klinisyen hem bir elektrofizyolojist fizyolog olarak çok çok güzel tanımladınız. Her dinlediğimizde kafamız aydınlandığı kadar da yeni soru işaretleri de gündeme geliyor. Şimdi hem klinik deneyiminize hem elektrofizyoloji deneyiminize istinaden probable, possible, definite, olası, mümkün, kesin hali ise şüpheli. Hasta geliyor, elektrofizyoloji olmazsa kliniğe klinik olmaz, elektrofizyoloji tamamlayamıyoruz. Yani zen ilişkisi gibi. EMG burada birazcık da abartılı bir terminoloji mi bilmiyorum. Sanki ölüm fermanını imzalıyor gibisiniz. Daha o anda hasta sizin gözünüzün içine bakıyor ve tanı konusunda yorum yapmanızı istiyor. Benim sizden merak ettiğim şey şu, bir elektrofizyoloji laboratuvarına gelen ön tanılı, filtre olmuş klinik, bir klinisyenin size gönderdiği dağılım nasıl görüyorsunuz? Olası, mümkün, kesin. Aynısını bir de hiç elektrofizyoloji olmadan klinik muayene yapıyorsunuz. Bu oranları, klinik deneyiminiz, yıllarınızı bu işe verdiniz. Oransal olarak bir dağıtma şansınız olur mu? Mesela 2020'deki fevkalade güzel. O ağırlıklı hem klinik hem elektrofizyolojinin bir bütünü. 1300 hastanın. Evet. Bunu biz hiç bilmeden günlük yaşamımızda pratiğe nasıl indirir yansıtırız, nasıl dağıtırsınız desem. Çünkü işin içine Ava Şişim'e giriyor, Eleskoryal giriyor. Kendi içimizde tartışıyoruz bunun hangisini oturtacağız, bölgelendireceğiz ama sonuçta bir netice vereceğiz. Hakan Hocam, yani soruda meksediniz hastayı prognozu nasıl tahmin ederiz mi demek istediniz? Ondan ziyade hocam hani biz ALS'yi anlamak için alt gruplara böldük ya, evet. Olası, mümkün. Evet. Bunu elektrofizyolojik olarak nasıl dağıtırsınız, klinik olarak oransal nasıl dağıtırsınız? Anladım. Eğer bu soruysa bu biraz daha basit bence. Yani çünkü basit. Daha cevap verebilirim şöyle. Aslında biz bir kere birinci kuralı her zaman uyguluyoruz. EMG muayenenin devamıdır. Yani muayene hocam, muayene ile EMG zen değildir. Muayene yukarıdadır. Muayenesiz EMG olmaz. Yani muayenede siz üst ve alt motor nöron bulguları, yani çünkü hasta hiç alt üst motor nöron bulgusu bulmadan bilmiyorsunuz. EMG yaparsınız. Sadece ikinci motor nöron bakmış olursunuz. Hani hiçbir reflekse bakmazsınız. H refleksine bakmazsınız, babinsisine, elektrofizyolojik ama bunları söylemeniz için muayenede sizin üst motor nöron bulgularınız olması gerekir. Dolayısıyla EMG muayenenin devamı ise eğer size cevap vermeniz gereken soru basitleşiyor. Diyorsunuz ki ikinci motor nöron bulgusu nerede var? Dolayısıyla eğer ben üst ekstremite de distal ve proksimal, alt ekstremite de distal ve proksimal sabırlı bir şekilde bekleyip ikinci motor nöron bulgularının var mı yok mu diye bakıyorum. Yaygın mı diye bakıyorum. Lokal mi yaygın mı diye. Eğer yaygınsa iki bölgede gördüysen zaten iki bölgede motor nöron tutulumuna ait bulgu varsa bunu raporunuza belirtmek zorundasınız. Çünkü sizden cerrah gönderdiyse de bunu belirttiği zaman ameliyat etmeyecek demek. Ama siz tabii üçüncü ve dördüncü bölgeyi eklemeniz gerekiyor tanı açısından. O zaman da torakal parasitinal kaslara bakıp, zaten karın kasına bakıp oradan ikinci motor nöron bulgusu var mı diye. Ve de bulberden mutlaka kraniyel innervasyonlu. Ben hani sen de kurduğum hastaydı ve de fasiyel kası ve de lingual kaslardan bakıp bu dördü içerisinde tanı koymaya çalışıyorsunuz. Buradan siz ikinci motor nöron bulgusu vardır diyorsunuz. Bir de buna eğer hasta size ön tanılı gelmediyse, siz muayene ettiniz, birinci motor nöron bulgularını buldunuz, o zaman bir aşama daha yapmanız gerekiyor. H refleksi alınmaktadır. Mesela üst ekstremite ya da soleus H refleksi stable'dır. Ya da Babinski refleksi halledilmiştir dediğiniz zaman elektrofizyolojik olarak da klinisyene en büyük yardımı yapmış oluyorsunuz. Ama bunun buradan şeye geçmek, yani hastanın prognozuna geçmek doğru değil. Zaten oraya da hani tanı yazarken de siz kendinizinkiliyse başka yol izleyebilirsiniz ama yine de oraya yazmanız çünkü raporu hasta okuyacak, başkalarıyla danışacak. Yani orada hastayı tanı yine burada ben hani klinik tanı
belirleyici. Elektrofizyoloji ya dayanarak hastaya siz tek başına sadece elektrofizyoloji dayanarak hastaya ALS dememelisiniz bana kalırsa. Yani siz yine klinik muayene edeceksiniz, üst bakacaksınız, farklı olacaksınız, gelişimine bakacaksınız, ayırt edeceksiniz diğerlerinden. Ondan sonra söyleyeceksiniz. Dolayısıyla EMG ile de hastaya ALS dememek lazım diyorum. Biraz yani biraz evvel konuştuk Füsun Hoca'yla. Bunların hepsi 10 dakikaya sığmıyor tabii ki. Yani yarım saat, bir saat uğraşmanız gerekiyor. Ama başka da yolu yok yani. Bu işi hakkıyla yapmamız için böyle yapmak zorunda. Hocam teşekkür ediyorum ben de konuşmanız için. Şimdi bölge olarak bir ekstremiteler. Bir bulbar bölge, alt üst ekstremite, torakal bölge. Şimdi biz ekstremitelerde, bulbar bölgede birinci motor nöron, ikinci motor nöronu ayırt edebiliyoruz. Şeyde, torakalde, birinci motor nöron için işte abdominal, erektör kasları, fasciste nasıl da bakıyorsunuz? Ya da fasikülasyon bağı varsa nasıl bakıyorsunuz? Atrofiyi değerlendirmek biraz daha kolay. Birinci motor nöron, ikinci motor nöron belirtilerini nasıl ayırt ediyorsunuz? Torakal bölgede mi hocam? Torakal bölgede. Torakal bölgede ikinci motor nöron bulgusu bakıyoruz. Birinci motor nöron bulgusu torakal bölge için tanımlamıyoruz. Karıncalı refleksi her ikisinde de değişebilir çünkü. Yani üst motor nöron tutulumunda da, alt motor nöron tutulumunda da. Ama dolayısıyla torakal bölge için hiç üst motor nöron için bir tanımlama yapmıyoruz. Yani benim sunduklarım içerisinde çok belli değil. Bütün üst motor nöron tutulumları refleksler olarak bakarsanız, üst alt ekstremite, patolojik refleksler, reflekslerin yayılması ve bulbar bölgede çene refleksi, dil spastisi, çene kolonusu, pseudobulbar övme refleksinin canlı olması, tabii ki bunun içerisinde pseudobulbar bulgu olan ağlama ve gülmeler. Yani torakal bölge için birinci motor nöron, ikinci motor nöron bulgusu açısından özellikle. Abaji şeyde de, eloskoriyalde de, abaji kriterler içerisinde bakılan ikinci motor nöron bulguları açısından bakılıyor. Eğer sorunuzu daha anladıysam. Teşekkür ederim sunum için. Bir önceki sorudan başlayarak, şimdi ALS'nin tanısı kliniktir. Yani klinikle tanı koyuyoruz biz. Elektrofizyoloji bize yardımcı bir araç. Burada avacı kriterinin bir avantajı var gibi geliyor bana. Avacı kriterlerini kullandığımız zaman elektrofizyoloji ve kliniği aynı ağırlıkta kullanabiliyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir hastada 3 bölgede de aslında alt ve üst motor nöron birlikteliği varsa EMG'ye gereksinimiz yok. Tanıyı koyabiliyorsunuz zaten. Şey yardımcı gibi oluyor. Benim size soracağım, ya ben de sizin gibi yani hem hastayı muayene ediyorum hem EMG'sini yapıyorum. Bu durumlarda ben şöyle bir şey fark ettim. Yani hastayı muayene yani Anthony ile başladığı zaman hastada daha fazla arıyorum gibi geliyor bozukluğu. Yani olmalı, çıkmalı, çıkmalı. Ya bu da bir yanlılık gibi. Abi. Böyle bir şey hissediyor musunuz siz? Evet, kesinlikle hissediyorum ben de. Yani yanlılık bizim ya yanlılık bizim bizim şöyle diyeyim kusurumuz. Yanlıyız yani. Hekim olduğumuz ama kendimizi frontal olarak objektif olmaya zorluyoruz. Vallahi bunu da şunu söyleyeyim. Bunu hani şeyde bir kongrede şey konuşuluyor. Miyopati EMG'si konuşuluyordu. Ondan sonra hem de büyük Dao ve falan da neyse onlardan birisi konuşuyor. David Bird de dedi ki ya dedi siz hastayı muayene edip miyopati düşündükten sonra bu tanıyı koymuyor musunuz diye sordu. Yani aslında yanlılığımız var. Gerçekten muayene proksimal kas güçlüğü gördüysen aradığın miyopati oluyor. Burada da atrofi gördüysen, fasilasyon varsa aradığın nörojenik tutulum oluyor. Yanlıyız ama frontal olarak da objektif olmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Aynı hissi ben de yaşıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.